Merhaba değerli konum ve vakit takipçileri. HTML'de bu dersimizde JavaScript'in HTML kodlarına nasıl dahil edildiğini, birlikte nasıl çalıştıkları konusuna değineceğiz. JavaScript ne diye soracak olursanız da ilk önce ondan bahsedelim. Eğer yolunuz web programlama ile HTML ile kesişmişse zaten JavaScript'le de kesişecektir diyor. Umuyorum ki artık gelişen teknoloji JavaScript'in frontend geliştirmede, web geliştirmede çok önemli bir yeri var. JavaScript nedir konusuna geldiğimizde web platformlarında kullanılan bir programlama dili aslında. JavaScript HTML sayfalarını daha dinamik ve etkileşimli hale getirir. Ne demek? En basit örneği bir butona tıkladınız ve anında yeni bir görsel bir şey açıldı bir sayfa yenilenmeden. Bunların hepsi JavaScript ile sağlanıyor. Yani bizim arayüzü kullandığımız arayüz elementlerini daha dinamik hale getirmemizi sağlayan bir dil şeklini tanımlayabiliriz. HTML'de JavaScript kodlarını nasıl dahil edeceğiz diye soracak olursanız bunun birçok yolu var. İlk öğreneceğimiz şey script etiketi ile sağlanıyor. Script etiketinin içerisine JavaScript kodlarımızı yazıp projemize JavaScript'i ekleyebiliyoruz. Nasıl? Şimdi, body içerisine biz şuraya bir script yazıp açıp kapattığımızda bu script etiketinin içerisine biz JavaScript kodlarımızı yazabiliriz. Ne demek istedik? Gelin bir örnekle yapalım. Bir JavaScript yazacağım ama o kısmın çok bir önemi yok. Biz JavaScript'i nasıl dahil ettiğimiz konusuna bir giriş yapalım. Bir tane ID'si test olan bir p etiketi oluşturdum. O sayfayı kaydettiğimde bunun içi gördüğünüz gibi boş. Gelin ben buranın içerisine JavaScript'te bir şey yazdırayım. Nasıl? Document get getirmek biliyorsunuz element by ID. ID'ye göre getir dedim. Test yani şu etiketi getir demek bu JavaScript'te. Buraya çok takılmanıza tekrardan gerek yok. Kodlama vakti şeklinde yazalım ve kaydedelim. Bu ne demek? Bu etiketi bul. Inner HTML yani bu etiketin içerisine bir HTML bas demek. Kaydettim, çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi bu etiketi aldı, buldu ve bu JavaScript kodunda bu etiketin içine verdiğim değeri yazmış oldu. Peki ben bunu script içine yazmasaydım ne olacaktı? Gördüğünüz gibi direkt yazı olarak algılıyor. Bunun bir JavaScript kodu olduğunu tarayıcı algılayamıyor. Yani biz ne yapıyormuşuz? Script etiketini açıyoruz. İçine JavaScript kodumuzu yazıyoruz ki ilerleyen derslerimizde de öğreneceğiz. Daha sonra script etiketini kapattığımızda JavaScript kodumuzu projemize dahil edebiliyoruz. Bu internal sayfa içi bir yöntem. Bir de şu yönteme bir göz atalım. Yeni bir ayrı bir JavaScript dosyasını nasıl projemize dahil edeceğiz? Mesela main.js adını verelim. JavaScript kodları .js uzantısı ile kaydediliyor. Ben bu JavaScript kodunu aldım. Bunun içine kaydettim. Ve bunu burada nasıl çağıracağım? Ona bir bakalım. Yine script'te yazıyorum arkadaşlar. Böyle yan yana yazacağım bu sefer. Script yazdım. Buraya source diyorum. Kaynak. Kaynak ne olacak? Bizim buradaki main.js'imiz olacak. Main.js dediğimde bakın yine bu kod çalışmış oldu. Bunu aslında bir de type mıydı? Text JavaScript. Text. Bir parametresi daha vardı. Text JavaScript diyebiliyoruz. Demesek de tarayıcılar o kadar akıllı ki zaten onun yerine artık algılıyorlar. Bu source'un içerisinde yazdığım dosyanın uzantısı ile bu şekilde bir JavaScript kodunu projemize dahil etmiş olduk. Bu iki yöntemi öğrendik. Bir yöntem daha mevcut. Bu da HTML etiketi içerisinde de bir JavaScript kullanabiliyoruz. Gelin bir tane şöyle bir buton yapalım sizlerle. Bunu siliyorum. Bir buton oluştururum. Bunu type'ına yine buton verelim ki bunları öğreneceğiz.
Bu bizim için bir buton oluşturuyor görüldüğü gibi içi boş. Tarihe ekrana yaz diyelim. Bu butona tıklandığında tarihe ekrana yazacak bir JavaScript kodu yazalım. Bunun için şuraya bir P etiketi açalım. ID'si tarih olsun. Bu P etiketin içerisine yazacak. Bu butona tıklandığında bu P etiketin içerisine tarihi basacağız. Nasıl yapacağız bu işlemi? JavaScript konusunda yine öğreneceğimiz HTML etiketlerinin durumları var. Şimdi bu butona basma durumunu yakalayabiliyoruz. Ne demek yakalamak? Bu butona basıldığı an ne yapılacak? Buna onClick event diyoruz. OnClick dediğimde ben buraya da yine aynı şekilde document get element by id böyle sağa kaydıralım. Neydi bizim şeyimiz? Tarihi al. Inner HTML içerisine bir date bastım. Bu kodların çok bir önemi yok. Amaç burada şeyi betimleyebilmek. Bakın ben burada tarih ekrana bas dediğimde bakın sayfa yenilenmeden ki JavaScript'in amacı buydu onu da gösterebiliyoruz. Dinamik bir yapı. Bakın tarihi ekrana yaz dediğimde tarihi bu formatta. Formatını da değiştirebiliriz. Çok önemli yok. Bu formatta ekrana bastırmış oldu. Buradaki önemli nokta onClick gibi biz etiketlerin içerisine de JavaScript tanımlayabiliyoruz. Bir diğer önemli nokta da buydu. Bir de şöyle bir durum söz konusu oluyor bazen. Bazı tarayıcılar ki artık kalmadı ama yine de karşılaşılabilir. Teknoloji çağındayız. Bazı tarayıcılar JavaScript'i desteklemiyor olabilir. Bu belki bir mobil tarayıcı olup çok ilkel bir tarayıcı olabilir. O zaman bir NoScript özelliği var. Bu NoScript demek şu şekilde tarayıcısı JavaScript'i desteklemeyen ne için alternatif bir içerik sağlıyor. Ne demek? Ben buraya gelip bu tarayıcı JavaScript kodlarını desteklememektedir yazarsam desteklememektedir. Bu yazı burada çıkmayacak. Neden? Bu tarayıcım destekliyor. Eğer desteklemeyen bir tarayıcım olsaydı bu NoScript etiketin içindekini ekrana basardı. Kullanıcıya böyle bir uyarı vermiş olurdu. Yine de bir genel kültür olarak bunu kullanalım. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.